Bir yandan da kaydolsun. Aynı şeyi YouTube'a yükleriz. Burada dışında. Dersler, özel derslerim oluyor benim. İşte grup dersleri. Toplamda 10 kişiye kadar, 15 kişiye kadar işte bir sınıf açıyorum. İşte oraya kaç kişi olur? Ortalama bir 8 kişi falan oluyor genellikle. Orada 10 derslik bir eğitim seti oluyor. Ama şimdi onu Ramazan'dan sonra güncelleyeceğim. 12 saati çıkartacağım. 2 ders alıştırma dersi gibi bir şey olacak. Yani mutfak modelleriz veya dış mekandan bir şey modelleriz. 6 ders SketchUp, 4 ders Lumion. Lumion'da da arayüzden başlıyoruz. İşte çok, çok basit bir arayüzü var zaten. Bilmeniz gereken hani kısa vadede işinize yarayacak şeylerden bahsediyorum. Ondan sonra malzeme ayarlarından, ışık ayarlarından, iç mekan render alıyoruz bir tane. Bir tane dış mekan render alıyoruz. En sonunda da animasyon nasıl yapılır? İşte insan, araba, canlı nasıl hareket ettirir? Bunlar gibi eğitimler veriyorum. Ondan sonra bitiriyoruz. Şeyde de SketchUp derslerinde de temel SketchUp'tan biraz bahsediyorum. Ondan sonra daha çok pluginler üzerine gidiyoruz. Çünkü pluginlerle çok hızlı bir şekilde modelleme yapılabiliyor. Bunlarla alakalı pluginleri detaylı olarak anlatıyorum. Üzerine de uygulamalar, alıştırmalar yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şu anda 6 kişi var. Yavaştan başlıyorum ben burada anlatmaya. Şimdi birinci olarak şöyle bir şey. Bir dışarı çıkalım. Rica ederim. Şöyle bir dışarı çıkalım. Gördüğünüz gibi şey yok. Burada bir pencere falan yok. Yani içeriye doğal ışık kaynağı girmiyor. Güneş ışığı falan girmiyor. O yüzden burada Lumion'da ilk seçerken yeni diyorum. Buradan White'i seçiyorum. White'i seçmemin nedenini anladınız. Dışarıdan hiçbir ışık girmiyor. O yüzden böyle beyaz bir şey de seçebilirim. Yani illaki yeşil bir şey seçmeme gerek yok. Şimdi ben şöyle çalıştırıyorum. SketchUp'ın içerisinde bir plugin var. Lumion Live diye bir plugin var. Buradaki kısma tıkladığımda buradaki benim modelim direkt olarak Lumion'un içerisine dahil oluyor. Ve şey SketchUp'ta herhangi bir değişiklik yaptığımda sadece değişiklikten kastımız işte model olarak veya malzeme olarak değil. Bunu açı olarak da herhangi bir değişiklik yaptığımızda direkt olarak şeyde de Lumion'da da gerçekleşecek. Bunu zaten ekmeğini yiyeceğiz birazdan. Bakalım açılsın. Evet şu anda şey tanımladı. SketchUp tanımladı. Lumion'a bakıyoruz. Lumion'da da birazdan gelir. İçerisinde çok fazla hazır obje var. Yani şey olarak böyle materyal küçük küçük şeyler çok fazla var. Büyük ihtimalle geldi. Geldi. Evet. Şimdi şunu birazcık yukarı kaldıracağım. Zemini birazcık kaldırayım. Şöyle olsun. Evet. İçeri girdik. Gördüğünüz gibi böyle bir sahnem var. Şu anda bunların her birinin malzeme ayarlarını tek tek yaptıktan sonra render alacağız. Şimdi ilk başta ne yapalım? İlk başta şu Lumion Live nasıl işliyor onu birazcık daha görelim. Şöyle bunu yarı ekran yaparsak süper olacak. Şöyle bir yarı ekran, burada yarı ekran. Şimdi burada herhangi bir değişiklik yaptığımda gördüğünüz gibi burada da değişiklik yapıyor. Mesela sahne 1 neredeymiş burada? Biraz daha içeri girmem gerekecek o zaman. Şöyle. Gördüğünüz gibi içeri giriyor. Bu şekilde giriyor. Şimdi Lumion'u şöyle alalım. Şu bir tık kastı. Şunu şuraya aldık. Sahne 1'e geri dönelim. Şöyle bir bakalım. Şurayı sileceğim. Şunları sileyim. Temiz dursun. Şimdi Lumion nerede? Evet bu şekilde. Şimdi bunların hepsini tek tek ayarlarını yapacağız. SketchUp'ımı da nasıl alsam aşağıda kalsın şöyle. Yazıları okuyayım. Evet, şimdi geldi. Dark Side of the Moon. Hoş geldin. Adını çok zor okudum. Bu da burada dursun ya. Şuradan yazıları okuruz.
Şunu aşağı alalım. Evet. Şimdi başlayalım yavaş yavaş bunların malzemelerini yapmaya. İlk başta hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Buradan şuradaki şeyi yapalım. İndirmiş olduğumuz mermer teksirini yapalım. Şöyle bir tıkladım. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran çıktı. Bakın alınan malzemeler SketchUp'tan nasıl aldıysanız şuradaki işaret yanar. Sonra buradaki kısma standart kısmına tıkladığınızda direkt olarak böyle default olarak bir parlama bir yansıma atar. Şimdi ben parlak bir şey istiyorum. Malzeme istiyorum. Şimdilik şu şekilde kalsın. Okey dedim kapattım. Sonra objeler kısmına geldim. Ondan sonra donatılar. Donatıları tıkladıktan sonra da şurada reflection control diye bir şey var. Buraya tıkladığımda bakın bunun malzemesi şimdi daha böyle realistik bir sonuç elde etmiş oldum. Bundan öncesinde böyle absürt bir yansıma görüyorduk. Şimdi bunu şöyle tam ortaya bir yere alalım. Çünkü camlar, aynalar falan var. Bakalım. Evet, şöyle oldu. Bakalım. Burası da gördüğünüz gibi yansıtıyor yukarıdaki şeyleri. Evet, bunların çoğunu işte tek tek modelledik. Şimdi gelelim buradaki ahşap kısmına. Parkeyi yapalım. Geldim buraya tıkladım. Şimdi bunun bende texture'ın şey vardı. Bump'ı vardı. Acaba onu bulabilir miyim? Bir bakalım. Bir deneyelim şansımızı. Şurada materyal kısmında var mıydı? Çünkü bu malzemeyi kullandım daha önce. Yok, şu anda yok. Olsun. Biz şöyle yapalım. Bu hafiften böyle bir rölyefli olsun. Yani kabartmalı olsun. Şu anda pürüzsüz bir yüzey var ya. Şuradaki kısma tıkladığımda bakın artık pürüzlü bir şey oldu. Damarlı bir ahşap malzemesi oldu. Bunun rölyefini iyice azaltıyorum. Şöyle az bir şey olsun. Yani inanılmaz bir parlama, pürüzsüz bir yüzey olmasın. Parlamayı kıstım. Yansıtıcılığı kıstım şöyle. Birazcık daha arttırabilirim. Şu şekilde olsun. Evet, böyle bir ahşap malzemesi yaptık. Şimdi gelelim şuradaki beyaz kısma. Bunu aslında bir şeyden yapsam güzel olur. Bu parlak bir malzeme olsun ama böyle her yeri yansıtmasın. Farklı bir malzeme arayacağım şimdi. Plastikten bu kadar şey var mı? Mesela şunu atsak glossy. Sonra bunun rengiyle oynasak. Şöyle bir şey olsa. Bunun rölyefi var şurada. Rölyef dediğimde dediğim gibi üzerindeki kabartmaları filan. Buna birazcık belki plastik bozulma ekleyebiliriz. Bir tık bir plastik bozulma da ekledim buna. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi buraya bir cam malzemesi atmak istiyorum. Şurada interior glass'tan. Şöyle kapalı bir şey olsun. Koyu bir ton olsun. Ve altındaki kısma da şöyle bir pirinç şeyi atabiliriz. Metal kısmından şöyle bir şey atabiliriz. Şimdi bu rölyefli bir şey. Yani bunun bir aslında dokusu var. Şöyle göstereyim. Dokusu var. Bunun rölyefini kısabiliriz. Map boyutunu bir tık azaltabiliriz. Sonra şöyle yansımasın öyle aman aman. Bir tık da şöyle 9'larda falan tutabilir şunu. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi ben buraya böyle tırtıklı bir malzeme yapmak istiyordum ve böyle bir malzeme şey buldum. Resim buldum. Geldim. Buraya bir tıkladım. Standart dedim. Normalde bu böyle bir doğal taş olacaktı. Tırtıklı bir doğal taş. Böyle tepeşir gibi bir şey olacaktı. Ben şöyle bir şey yaptım. Ondan sonra tabii bunu duvar kağıdına döndük ya, real hayatta da. Şuradaki kısmı şöyle kapattım. Bir daha açtım. Bakın aslında şu anda bir rölyef oluştu. Şurada bir tırtıklı yapı oluştu. Şimdi şu taş bozulmadan birazcık arttırıyorum. Bakın görüyorsunuz artık burası 3 boyutlu bir hal aldı görünüşte. Şöyle arttırıyorum bunu. Beyaza çektiğimde gördüğünüz gibi artık bu tırtığını görüyorsunuz. Bu bozulmayı birazcık azaltıyorum. Şöyle olsun. Şu şekilde bir malzeme elde etmiş olduk. Şunun parlamasını, yansıtıcını azalttım. Bir tık da şey kıssak. Şöyle hafiften gri falan olsa şöyle. Bilemedim. Şöyle bir şey rölyefini full attırsak.
Şunu azaltsak, hiç yapmasak. Şöyle bir şey. Yapmış olduk. Evet, bunların malzemelerine girdik. Bu default'ta kalmış. Burası tamam oldu. Bunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi büyük elementleri yapalım da tavan kısmına gelelim. Teşekkürler. Eskisi iyi gibiydi hocam. Yok, ben burada dümdüz bir şey istiyorum. Şuradaki şey tek bir renk olsun istiyorum. Belki bunu hepten değiştireceğim. Bilemiyorum. Çünkü şeyler falan vardı. Buna benzer bir hazır o şey malzemeler vardı. Şimdi standart kısmına gelmeden önce iç mekanlardan sıva. Şuraya bir sıva atıyorum şuraya. Böyle değil tabii. Şöyle bir sıva. Bunun boyutunu bir tık azaltalım. Şu şekilde olsun. Sonra beyaz. Şu şekilde. Neden böyle yapıyorum? Çünkü bir dokusu var sonuç olarak. Bunlar bir sıva malzemesi. Böyle pürüzsüz bir şey değil. Plastik bir malzeme gibi değil. Akrilik bir şey değil. Şimdi bunların yansıtıcılıklarını biraz kısıyorum. Cam gibi yansımaz bunlar. Sonra buradaki siyah kısma geldim. Şimdi şuradaki alüminyum kısmı yapacağım. Bunu da parlamasını biraz kıstım. Parlak olsun. Hafiften bir glossiness koydum buraya. Parlamasını şey yaptık. Sonra buradaki kısma gelelim. Şu burada bir cam var büyük ihtimalle. Evet, bir cam var. Şunu kıstık şöyle. Şimdi şuradaki şeyi bulmak için space'e basıyorum. Space'e basınca böyle yavaş yavaş hareket eder. Bakın yavaş yavaş. Normalde şöyle şöyle hızlı hızlı hareket ediyor. Space'e basarak şöyle mouse'unuzun topuyla oynarsanız buradaki kısmına ulaşırsınız. Bakın şuradaki sarı kısma tıkladım. Standart'a tıkladım. Şuradan yayıcılığını arttırıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir ışık saçtı. Bunun tabi renkleriyle falan oynayabilirsiniz. Bunu birazcık daha beyaza çekebilirsiniz. Buradaki kısma geldim. Aynı şeyi burada yapacağım. Standarta geldim. Yayıcılığını arttırıyorum. Şöyle bir şey olsun. Işıklar kısmını da hallettik. Buradaki kısma gelelim. Bunu da bu da yine bir beyaz malzeme aslında. Standart yapalım. Şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey yapabiliriz veya alüminyum da yapabiliriz de şu beyaz şeyi bozsun istemiyorum. Bak burada mesela siyah yapabilirim şunu. Ya da yine gri kalsın. Şöyle olsun. Şöyle bir şey yapalım. Şurada cam var mı? Bak şu cama da yine şey atacağım. Yok şey değilmiş. Şuradaki malzemeyi yapalım. Standart. Onu şöyle beyaza çektim. Şöyle bir şey olsun ve yayıcılığını arttırsak, şöyle bir şey yapsak. Hoşuma gitmedi bu. Şurada bir yüzeye ihtiyacım var. Oraya şey vereceğim. Bakalım. Nasıl bir şey lan? Şuradaki çizgiyi seçebilsem. İlginç. Şuraya bir tane malzeme atalım. Şöyle attım. Zaten bu component olduğu için hepsine gelmesi gerekiyor. Lumion'a geri dönebilirim. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi buraya geldim. Standart dedim. Yayıcılığı arttırıyorum. Şu şekilde. Bunları arttırdık. Şimdi şurayı yapabiliriz. Şurayı hatta şundan kullansam olur mu? Çok. Çok. Bu karlar. Şuradaki şeyi alüminyumdan yapalım. Şöyle bir şey olsun. Tabii böyle yansımayacak. Şu bantları falan kalsın. Onları istiyorum. Şöyle kısalım biraz. Şöyle bir şey olsun. Burayı da hemen kendimiz yapalım. Bir antreste yakın bir şey. Boyadık. Burayı da böyle değil. Pardon. Şurayı yapacaktık. Standart. Şöyle indirelim. Relief falan olmasın. Böyle atalım geçsin. Parlamayı da kıstık şöyle. Tamam.
Buralar tamam. Şura niye böyle oldu ya? Renkleştirmeyi şunun iyice beyaza çekelim. Birazcık daha koyu yapalım. Tamam. Buralar bitti. Şimdi şuradaki malzemeyi geliyorum. Standarta tıklıyorum. Şimdi ben bu renk kodunu almak istiyorum. O yüzden şuradaki renk kısmına geldim. Ctrl ile C ile kopyaladım. Sonra şöyle iç mekanlardan yine bir şey seçelim. Şöyle seçelim. Hadi. Renk map'ini birazcık küçülttüm. Map boyutunu. Rölyefini kıstım biraz. Parlamayı kıstım. Şuradaki kısma CTRL. Bakın renk geldi. Renkleştirmeyi arttırdığımda o kod buraya geldi. Şimdi biz rölyefini kullanmış olduk aslında bunun. Şuradaki kısmı nasıl yapsak? Hangi malzemeyle yapsak? Bilemedim. Bunu da böyle bir yine şey yapabiliriz ya. Ahşap malzemesi yapabiliriz bunu. Şöyle bir mantık var. Geldim buradan bir tane ahşap seçiyorum. Şuradan. Şöyle bir ahşap seçtim. Sonra bunun içerisine girdim. Bunun şeyle oynadım. Boyutuyla, şey rengiyle oynadım. Sonra bunu şöyle koyu bir şey yaptım. Aslında bunun üzeri şu anda ahşap dokulu bir şey. Şöyle bir şey yaptık. Bunu bir tık daha koyu yapabilirim. Şuradan ayrışsın. Şöyle bir şey oldu. Sonra buradaki kısma geldim. Bunu yine böyle bir şey yapsak. Bunlar da çok kötü ya. Yok yok. Çok kötü. Düz. Cam yap geç. Şuradaki alüminyum kısma gelelim. İç mekan. Alüminyum. Şuradan alüminyum da atadık. Bunu da atalım geçelim. Şuradaki kısmı yine aynı şekilde ahşaptan yapacağım bunu. Şöyle geldim. Burayı seçtim. Sonra geldikten sonra şöyle antrasit bir şey olsun. Bakın aslında bunun ahşap dokusu var. Böyle oldu. Sonra gelelim buradaki kısma. Hemen. Ha, bunu beyaz atamışız zaten. Şuradaki beyazın aynısı. Böyle oldu. Şimdi yapmadığımız şuralar falan kaldı. Ana tema olarak yani baş roldekileri hep modelledik. Yani yaptık ayarlarını. Buradaki kısma gelelim. Şöyle. Parlamayı kıstım. Sonra buradaki kısma geldim. Standart. Şunları da kısalım iyice. Evet, şu ana kadar hepsi bitti. Ha, gelin size ayna nasıl yapılır onu da göstereyim. Şuradaki malzemenin yönünü de değiştirelim. Bu nerede ki? Biz neredeyiz? Şunu yönünü değiştireceğim. Sağ tıkladım. Bakın yüzey seçili olması gerekiyor. Çizgi değil. Yüzey seçili. Eğer burada bir çizgi seçersen burada texture yazısı bulamam. Ama yüzey seçili. Sağ tıkladım. Texture position. Sağ tıkladım. Rotate 90 derece enter. Sonra geldim bundan bir örnek alıyorum. Hepsini seçtim. Tıkladım. Ve diğer yerlere de gitmiş oldu. Şimdi bunun da aynısını yapalım. Bu şekilde yapmış oldu. Direkt buna da gitti. Bunda da yapalım. Evet, bunlarda da yapmış olduk. Şimdi Lumion'a geri döndüm. Bakın bunda da yine yönü değişiyor. Buradaki kısma geldi mirror. Normalde şeyde bir ayna malzemesi yok Lumion'da. Burada alüminyum kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra rölyefini kıstık. Map boyutunu kıstık. Ama map boyutunu mesela rölyefi sıfırladım. Bunu şöyle yapamazsınız. Dibe çekemezsiniz. Niye? Alınana geri dönüyor. Yani bir önceki ayarları geri dönüyor. O yüzden şöyle minik bir şekilde bırakmanız gerekiyor. Şöyle özel falan burada kalsın. Parlamayı da arttırdığınızda aslında bu şu anda ayna oldu. Sadece şeyin içerisinde filtreler kısmında bir ayar daha yapmam gerekiyor. Şimdi gelelim buradaki kısımlara. Bunlara da hızlı hızlı ayarlar yapıp ondan sonra devam edeceğiz. Buradaki kısma da yine plastik atsak. Şöyle bir plastik atsam. Tipsiz oldu. Bunun ne kötü bir şeymiş ya. Bunların şeyi yok mu? Poligon bir bu var. Bunun da yine bak şurada şeyleri falan güzelmiş aslında. Sadece renk mapini değiştireceğim bunun.
Şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Biz bunları yaptık zaten. Evet, yapmışız. Buradaki kısma geldi. Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Standart atıp geçeceğim aslında şöyle şöyle. Buna birazcık da plastik bozulma atalım. Şöyle köşeleri belli olsun iyice. Sonra buradaki kısma gelelim. Aa, çok güzelmiş bu. Bunlar malzeme aynı mı? Aynı. Standart. Ondan sonra geldim. Burayı temizledim. Şöyle bir rölyef atalım üstüne. Rölyef atadık. Şunları kısalım. Sonra bu ahşap büyük ihtimalle. Ahşap bozulmayı da arttırdığımız zaman mis gibi oldu. Sonra buradaki kısma gelelim. Buraya şöyle iç mekanlardan değişik bir şey atalım. Şöyle bir şey oldu. Sonra buraya gelelim. Bunları hızlı hızlı yine dediğim gibi standartlardan şöyle hızlı hızlı atacağım. Şunları biraz kısacağım. Fazla göze batmasın. Şuradaki kısma gelelim. Bunu iç mekan şuradan bir yine şey atalım. Bu kısma gelelim. Standart. Şöyle biraz kısım parlak olsun bu. Bu da parlak olsun. Şunun aynısı var mı? Burada var. Alüminyum mu? Değişikmiş. Biz de alüminyum yapsak. Şöyle. Hatta bunu alüminyum bozulma abartılı bir şekilde yaptık. Aa, değişik oldu. Şöyle buna standart atacağım. Birazcık alüminyum bozulma attım. Köşe pağı yaptım şuna. Şöyle. Parlamasını kıstım şöyle. Mis. Buradaki kısma gelelim. Standart. Bu kendiliğinden sanki parlak ya bu. Hiç malzeme atmadan. Şurayı bir sıfırladım, nötrledim, getirdim. Bakın gördüğünüz gibi bu hale getirdi malzemeyi. Sonra yine buna bir ahşap bozulma atacağız. Böyle kalsın. Marble. Bunu birazcık kıstım. Şunu da yine bizim klasik şuradaki pirincimizi atacağım. Evet, bu böyle kalsın. Başka şuradaki şey var. Bunların hepsini yapsak mı? Bilemedim. Şunu biraz koyu bir şey yapacağım. Evet, 8 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz efendim. Gelenlerin ayağına, eline sağlık. Şuradaki ahşap uçaklarımızı yapalım. Bunların Allah'tan şeylerini güzel yapmışlar. Tekstürlerini güzel atamışlar. Bakın şuradaki rölyefi atınca o parlaklık biraz kırılıyor. Sonra şuradaki ahşaptan birazcık daha atınca birazcık daha kırılıyor. Parlama ve yansıtıcılığı şöyle hafiften kıstığınız zaman yetiyor aslında. Buradaki balıklarımız. Bunları da alüminyum yapacağım ya. Şöyle. Şöyle olsun. Sonra bunlara bozulma ekliyorum. Bozulsunlar. Ve parlamayı birazcık daha kısıyorum. Şöyle olsun. Keşke bunlar şeydeki gibi gelse hemen. V-Ray'de bazen şey hazır malzeme getiriyorsunuz. V-Ray'de direkt malzeme otomatik çıkıyor. Bir daha uğraşmıyorsunuz. Şimdi bunda da mı yapacağız? Evet, bunlara uğraşmayacağım daha. Oo, daha bunlar var. Ha, şunları yaptık zaten. Şuna da atalım. Evet, sorusu olan varsa şu sürekli malzeme yapacağım zaten burada. Sorusu olan varsa cevaplayayım. Şurada öküzümüz var. Bunu kapattık, açtık. Yine şu bakır bozulma mı eklesem ya? Neyse. Şöyle. Bunu da yaptık. Bunları yaptık. Şurada bir şey var. Buna da ne eklesek? Şöyle bir şey eklesem. Hatta buna şöyle bakır bozulma desem.
karartsam ya da gümüş mü yapsam? Kenarlarını yumuşattım. Yansıtıcılığını kıstım. Şey parlamasını şu şekilde oldu. Evet, bunları yaptık zaten. Şu kısım kaldı. Şuna ahşap atıyorum. Şöyle parlamayı kıstım. Ahşap bozulmayı arttırdım. Şöyle olsun. Bitmedi hala. Şunları kıstım, bir daha şey yapacağım. Şimdi bunlar da önemli aslında şeyden dolayı. Figür sonuçta. Bir figür yüzünden de render'ın kötü olması hoş olmaz. Şunları plastik bozulma at. Çünkü bazen işte diğer yerleri güzel yapıyorsun. Figür alıyorsun. Figürü önemsemediğin için sıkıntı çıkartıyor. Şu parlak olsun ya. Şöyle. Bunu yaptık. Bu ne? Sketch UV. Bunu koymasam ne olur diye. Şöyle bir şey attım. Bunun da boyutunu da küçülteceğim. Şöyle olsun. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Buradaki kişiyi yapalım. Şuradan başka bir şey var mı? Altın var, bakır var, krom var. Başka. Plastikten bir şey yapsak, şöyle kırmızı bir şey. Boyutuyla oynasam bunu. Evet, şöyle bir tuhaf bir şey olur, güzel oldu. Başka malzeme kaldı mı? Kalmadı gibi. Kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi malzemelerle bütün işimiz bitti. Şimdi malzemelerle bittiğine göre bir açı belirleyeceğim. O açıya göre de render ayarlarımı yapacağım. Şöyle bir açı belirliyorum. Şimdi insan göz mercek derinliği genellikle şey oluyor. Genellikle değil, 20 milim falan oluyor. Biz 20 milimde bunu 25'e falan çekebiliriz. Biraz daha şey olsun. Şöyle 25 olsun. Sileyim şunu. Tamamdır. Şimdi bir açı belirleyeceğim. Şuradaki insanları yapmadık. Şunu atladık. Şöyle gelelim, bunlara bir şey verelim. Standart yansıma falan filan. Şurayı hemen yaptım. Şurayı böyle kıstım. Ahşap bozulmayı arttırdım. Bak, ahşap bozulmayı arttırınca üzerindeki şeyler, detaylar daha ortaya çıkıyor. Biraz köşe yumuşatma yeter. Bir de şuradaki kısma alüminyum atalım. Bozulmayı arttırdım. Parlamayı kıstım. Böyle kalsın. Foto kısmına geldik. Şu şekilde yapmış olduk. Şimdi hiç ışık yok, filtre yok, yansıma yok, gölge yok, bir şey yok. Bu şekilde bir sonuç verdi. Ben keşke şu şeyi de görebilseydim ya. İyice geri geldiğimde bakalım ne olacak. Şurayı göremedik. Şunu birazcık daha küçülteceğim. Evet, şu şeyi de görmek istiyorum. O kadar modelledik. Şu insan, şunu da şöyle yapsak. Tamam, şu an oldu. Şöyle bir sonuç elde ettik. Şimdi şurada ayna var, yansımıyor. Işıklar öyle istediğimiz verimde değil. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şuradan özel stilden gerçekçi veya iç mekanı atmamız gerekiyor. Gerçekçiyi attım. Ben genellikle gerçekçi kullanıyorum. Ama iç mekanı da atabilirsiniz. Şöyle iç mekanı tıkladığınızda iç mekanı da atabilirsiniz. Ben ama genellikle şöyle gerçekçiyi kullanıyorum. Şimdi ikisi arasındaki bariz en büyük fark şu. Burada daha sarı, burada daha beyaz bir render alıyorsunuz ve şuradaki ışık birazcık daha patlak çıktı. Şimdi şuradaki ben gerçekçiden ilerleyeceğim. Bunu daha beyaz hale getirmek için şu sıcaklığı birazcık daha kısabilirsiniz. Şu şekilde bir render alabiliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi karanlık bir render ortaya çıktı. Bunun başlıca nedeni ne? Tabii ki de ışık kaynağı yok şu anda mekanımın içerisinde. Sadece şurada malzemelere yalancı bir ışık atamış olduk. Şimdi Lumion'da en çok zorlanılan kısımlardan biri ne? Işık nasıl yapılır? Onu bilmiyorlar ve nasıl
konumlandırılır. Onunla alakalı sorunlar yaşıyor insanların çoğu. Şimdi geliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ayna malzemesini bu arada yapalım hemen. Ayna malzemesi şöyle yapılıyor. Bu malzeme ayarlarını bitirdikten sonra yansıma diye bir filtre var burada. Yansımaya geliyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Art ikonuna basıyorsunuz. Şuradaki kısma tıkladık. Şimdi bununla bu paralel olduğu için bu kısma atadığım anda bununla da oluşuyor. Okey diyeceğim ama ben şuradaki şey de yansısın istiyorum. Yani buradaki kısım da yansısın. Şuradaki mermerim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi şimdi buralar da yansıyan bir hal aldı. Sonra başka neler yapabiliriz? Burası pek istediğim gibi olmadı. Biraz daha beyaz bir şey istiyordum ben. Böyle hatta şöyle bir malzeme var diye hatırlıyordum. İç mekan sıvalarda. Yoksa o şeyde miydi? Lumion 11'de miydi? 12'de de olabilir. Şuna benzer ama bu değil. Biz bunu yine alınan malzemeleri geri döndüreceğiz. Şöyle olsun. Standart. Şöyle. Renkleştirmeyi arttırıyorum bir tık. Şöyle kalsın diyeceğim. Bir tık daha arttırayım. Evet, şu anda iyi gibi. Evet, daha iyi. Şimdi bunun amacı şöyle, şunu düşünmüştüm ben bunu yaparken. Buralar pürüzsüz beyazlar, arka tarafta daha pürüzlü bir beyaz elde edeyim düşüncesiydi. Şimdi biz şeyi attık ama neden bu şey doğru düzgün yansıtmıyor? Neden? Çünkü buradaki ön izleme kalitesi yüksek değil. Yüksek yaptığımızda bakın burada her şeyi yansıtıyor. Lumion'un en büyük hatası, en büyük sorunu, bunu hala daha çözemediler. Büyük ihtimalle 2023'te çözecekler. Bakın, şimdi size bir şey göstereceğim. Lumion'un saçmalığı. Bak, bunlar havada duruyor. Buradaki yansıma sorununu çözemediler. Hala ayna yapıyorsun. Ayna yaptıktan sonra şuradaki camı buraya ayna olarak yansıtmıyor. En büyük problemi bu şeyin. Lumion'un. Şimdi şuradaki malzemem çok aman aman böyle ayna gibi yansıdı. Onu bir çözeyim. Şöyle yapalım. Şöyle bir yansıma elde etmiş olalım. Şimdi yapmam gereken tek şey malzemeleri, şeyleri yapacağım. Işıklarımı halledeceğim. Ondan sonrasında fazla bir şeyimiz yok. Pozlama ekleyebilirim. Pozlamayı duruma göre ekleyeceğim. Renk düzeltmeyi de kapatabilirim şu an. Onu da duruma göre ekleyebilirim. Şimdi başta ne yapacağım? Şu ortadaki yuvarlak aydınlatmamıza objeler, buradan ışıklar kısmına geldim. Buradan alan ışık, area light hemen attım bir tane. Şu şekilde durdu. Bunu böyle aşağı indireceğim. Tam ortalayalım şunu. Şöyle bir şey. Şunu aşağı doğru indiriyorum. Şöyle birazcık da kısacağım bunun uzunluğunu. Şöyle olsun. Tam şuraya soft bir ışık gelsin. 50 çok. Bunu 10'a falan çekeceğim. 10 derece olsun. İndirgemeyi birazcık şey yapıyorum. İndirgeme de şudur. Şimdi mesela birazcık derini arttıralım. Bakın indirgeme şuraları kadar geldi ya. İndirgemeyi arttırdığımda buralar gider. Yani menzili demek. İndirgeme. Menzilini şu anda çoğalttım, şu anda azalttım gibi. Tabii biz bunu yine 10'a çekeceğiz. Şöyle 11,2'de kalsın. Şunu azaltalım. Şimdi bakalım mesela şuradaki kısma. Gördüğünüz gibi bu ışık baya şuraları filan aydınlık bir hale getirdi. Hoş da bir şey oldu. Sonra başka neler yapabiliriz? Spotları ekleyeceğiz. Spotları ekleyelim. Gelelim buradan spot ışık. Spot ışıklardan da şunu kullanıyorum genellikle. Şuradan bir tane atalım. Şuraya atalım. Şuraya atalım. Buraya atalım.
Sonra buraya atalım. Buraya atalım. Sonra buraya bir tane de buraya atalım. Bir daha foto kısmına geleceğim. Şu anda ışık patlaması olacak. Çünkü çok fazla böyle ışık kaynağı yükledik ve değerleri çok yüksek. Onları kısacağız. Gelelim buradaki kısma. Seç kısmı. Sonra bunu tüm benzer objeleri seç dedim. Şurayı genişlettim. Parlaklığını da şöyle ne yapalım? 20'ye falan çekebilirim. Şurada gölgeler kısmını da yüksek yapıyorum. Şu şekilde. Bu daha kaliteli bir gölge oluşmasını sağlıyor. Sonra foto kısmına bir daha bakalım. Şu şekilde bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bakın şuralarda o ışığın şeyini görüyoruz. Net bir şekilde. Pozlama var. Bu renk düzeltmeyi şimdi oynarsak. Bu şekilde bir işlem yaptık. Fakat gördüğünüz gibi burada tavanlar birazcık şey kaldı. Karanlık kaldı. Sonra buradan gelişmiş. Bu diğer üst versiyonlarda aydınlatma da olur. Global Illumination kısmına geldim. Güneş miktarını arttırıyorum. Şöyle biraz arttıralım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi tavan da aydınlık bir hale geldi. Şimdi pozlamayla da oynamadık. Renkleştirmeyle de oynamadık. Global Illumination'la oynadık. Şimdi belki şöyle bir şey yapabiliriz. Şu ışığın tonunu ne yaptık biz? 17. Bunu birazcık daha düşürebilirim. Pozlamayı arttırarak yani çok gölge ile aydınlık alan arasındaki şey arttı gibi. Şunu şöyle 10'a artırsak. Hepsini 10'a çektim. Koni açısı fullledim. Şöyle bir daha bakacağım. Böyle bir sonuç elde etmiş olup. Şimdi pozlamayı bir tık arttıracağım. Pozlamayı arttırınca da gayet aydınlık bir render elde etmiş oluyoruz. Şuradaki yansımalar falan görüyorsunuz şuraları. Belki bunu bir tık daha arttırabilirim. Kısmıştım. Bunun tam parlaklığını almıştım. Şöyle 9'a falan çekebilirim. Şöyle bir şey olsun. Şöyle tıkladığımda hoş bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi şuralarda gölgelerde birazcık farklılıklar falan var. Şuralar birazcık karanlık kaldı ama şey normaldir o. Sonra şu bizim şuradaki kısımda birazcık parlaklık var. Şöyle yapsak. Evet, şimdi daha homojen bir şey çıktı. Sonuç elde ettik. Pozlamayı arttırdık. Şu şeylere yapacağım. Işıklar kısmına geldim. Alan ışık. Şimdi gelelim buradaki kısma. Şimdi Lumion'un en berbat olaylarından biri de şu. Mesela gizli ışık yapmaya kalkıyorsunuz. Bu ışığı nasıl yerleştireceksiniz? Baya yılan hikayesine falan dönüyor. Bunu bir çevirelim. Nasıl çevireceğiz? Şöyle çevirelim. Bunu eksi 90'a falan çekeceğiz. Eksi 90 veya 90. Sonra bunu şöyle yukarı doğru döndüreceğiz. Şöyle oldu. Sonra bunun genişliğini arttıracağız. Şöyle iyice arttırsak buraya kadar geliyor mu? Evet, bu oldu. Sonra aynısını şuraya da alacağız. Q'ya bastım. Şöyle S ile geri geldim. Alt tuşu serbest taşıma alt tuşuna bastım. Sonra geldim aynısını buraya da yapıştırdım. Şekilde. Şimdi bunların tabi değerleriyle oynayacağım sonra.
Şimdi değil. Yine alt tuşuna bastım. Şuraya aldım. Space'e bastım. Q. Şunu şöyle yukarıya taşıdım. Bakalım burası da oldu. Burası da oldu. Şimdi şu dördünü seçtim. İyice kısıyorum. Sadece şöyle ya da arttırayım. İndirgemelerini birazcık art şey yapayım. Sadece şuralar olsun. Yani iyice yayılmasın. Birazcık daha kısalım. Bir de şuna birazcık şey verebiliriz. Şöyle hafiften bir sarılık verebiliriz. Şöyle bir şey olsun. Geldim buraya. Şimdi mekandaki o sarı miktarı net bir şekilde arttı. Çünkü şunların mekandaki aydınlatmaya etkisi var. Baya var. O renk olarak. Şunu bir tık daha düşüreceğim. Şu şekilde bir işlem yapmış olduk. Burası aslında tam şey olmadı. Şu ayna direkt arkadaki kepengi gösterdiği için hoş bir görüntü olmadı. Ne yapsak gözüküyor aslında da. Şöyle biraz geri mi gelsek? 20 falan çeksek şöyle. Evet, böyle bir açı kaydediyorum. Şunlar bir tık daha parlasa güzel olurdu ya. Şöyle seçeyim şunları. Gerçi parlamaları falan var. Rölyeflerini kısabilirim belki. Ve beyaz olayını biraz daha arttırabilirim. Şekilde bir render sonucu elde ettik. Ama işte şu şeyi görsem güzel olurdu. Şu. Şöyle bir render aldık. Ne diyor? Neden tekrar yayın? Nasıl yani? Almayayım mı? Yayın yapmayayım mı? Şöyle bir şey oldu. Aslında şöyle bir şey de göstereceğim size. Işıklarla alakalı. Bir sürü ışık oldu bakın. Spot'a geldim. Şöyle bir daha soft bir ışık bulabilirsem. Şu soft gibi. Şimdi buralara ışık atacağım. Canlı yayın görünmüyorsunuz. Tekrar yayın olarak görünüyor. Aa! Onu bilmiyordum. Canlı yayın değil mi? Canlı yayın. Canlı yayında gözüküyorum. Ben de. Neyse. Şimdi bunların hepsini atıyorum. Şöyle. Bakın aşağı doğru bakıyor ya bunlar. Şöyle normalde bunu nereye bakıyor? Şuraya falan bakıyor veya bunu ne yapabiliriz? Döndürebiliriz. Şimdi bununla alakalı da güzel bir özellik var. Şimdi bu spot seçili. Sonra şuradaki hedef ışıklar kısmına tıkladım. Sonra diyor ki bu ışık nereye baksın? Mesela şuraya baksın dediğimde gördüğünüz gibi buraya. İstersen böyle bunu çevirebilirim. Şöyle bir şey olsun. Bunun derecesiyle ışık ayarıyla oynarız. Buraya geldim. Bu nereye baksın? Hedef ışıklar şuraya baksın. Sonra bunu kaydettim. Buraya geldim. Bu nereye baksın? Şuraya baksın. Şöyle baksın. Sonra bu nereye baksın? Şuradaki kısma baksın. Şöyle. Sonra buradaki ışıkları seçiyorum. Bunların ayarlarını CTRL'yi basarak böyle seçtim. Sonra konu açısıyla oynamayacağım. Gölgelerini daha kalit. Bakın.
Şimdi şuradaki piksel miktarıyla yüksek yaptığındaki piksel miktarı ve kalite değişiyor. Daha artıyor yüksek yapınca. Buradaki değeri azaltıyorum iyice. Yine 10 seviyelerine 10, 19 olmaz, 15 olsun. Şöyle 14 küsür. Geldik buraya. Bakın şimdi daha bir hoş şey oldu. Şuralarda şeyler daha hoş bir görüntü elde etmiş olduk. Şuraya vurunca alttaki şuradaki gölgelerin birikimi falan daha güzel bir sonuç elde etmemizi sağladı. Buradan bu şekilde bir render alabiliriz. Gelelim şuradan. Bunu aslında daha geniş açıdan alsam mı diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Bir şey deneyeceğim. Yakın kesim düzlemine geldim. Şimdi bu ayar neye yarıyor? Geri geldim. Geri gelince bakın şuraları kestiğimi görüyorsunuz. Şurayı birazcık daha arttırdığımda bakın kesiyor. Kesiyor, kesti. Şu anda hiçbir şey kalmadı etrafında. Biraz sağa gidelim, biraz ileri gidelim. Şöyle bir açı, yani geniş bir açı elde etmiş olduk. Şu şekilde yaptık. Şimdi bunu kaydediyorum. Geri geleyim. Bakın arasındaki fark şu. Şunu gözünü kapatıyorum. Şu anda şu şeyler gözüküyor. Camlar. Bunu açtığımda onlar gidiyor. Onları bir kesiyor. Bir kesit alıyor gibi bir şey. Bu şekilde ayar yapabilirsiniz. Daha geniş alanları görebilmek adına. Böyle tıkladığımda da gördüğünüz gibi böyle bir şey elde etmiş oluyoruz. Render sonucu elde etmiş oluyoruz. Lumion 23 daha kullanmadım. Kullanınca şey yaparız. Onun eğitimi gelir. Çünkü şeye benzetmişler. D5 render'a benzetmişler. İşte malzeme stilleri D5 render gibi. Ondan sonra ışıklardaki navigasyon şeyleri, modları aynı D5 render'daki gibi. Yani birebir D5 render'ın kopyasını yapmışlar. Yani Enscape'de de aynı mantık var. Yani malzeme stili olarak aynı mantık var. Onlara benzetmişler. Bence doğru yoldalar. Lumion o konuda doğru yolda. Çünkü yani ben şu anda Lumion 12 kullanıyorum. Ya şu sorunu çözememişler ya. Şöyle gelelim. Bakın şurada cam var. Şurada cam var. Bu camı göstermiyor. Bu tabi V-Ray'de falan daha güzel. O yansıma olayları falan. Ama maalesef onunla şey, büyük ihtimalle şuradaki yansıma ön izlemesini şey, yüksek yapmamışsındır. Mesela şöyledir. Şöyle yapınca daha bulanık falan çıkıyor. Ha, bu tam tersi diyorsun. O da değişik. Böyle bir şey karşılaşmadım ama. Evet. Bu şekilde bir render alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de renderına bakalım. Render yazdır. Şuradan bir yazalım. Bir render almış olalım. Bakalım. Bir iki dakika içerisinde renderımızı almış oluyoruz. Bende de ön izleme çok güzel render alıyorum. Güzel durmuyor. O değişikmiş ya sizin şeyler. Şeyler ön izleme ile final arasındaki sonuçlar. Olabilir. Efektle alakalı olabilir. Bazen efektlerde de bozulmalar oluyor. Acaba kullandığımız şeyle mi alakalı? Onu da bilmiyorum ama. Mantıklıymış bu arada. SS almak. Şöyle bir şey yapsak. Render alsak. Onu da şöyle bir ekrana yapsak. Buradan 3 çizgi düzenle efektleri kopyala. Buraya geldim. 3 çizgi düzenle efektleri yapıştır. Sonra şuradaki kısmı sil. Şöyle bir render al. Şunun da bir render'ını alalım.
Bu da 2 diyelim. Bir render alalım. Efekt bozuyor sanırım. Tam yansıtma ön izleme renderı. Fullince bozuyor. Ya işte bu ne bileyim ya şeyde Lumion'un bazen sıkıntılı şeyleri çıkartabiliyor. Ön izleme. Ondan sonra bu teknolojiyi tam oturtamadılar. Şeyi çok iyiydi. O ön izleme ile beraber sanki gerçek render sonucunu veriyormuş gibi. O hissiyat güzeldi. Fakat onu tam optimize edemediler. Şey çok güzel mesela D5 renderer, Enscape'dir, real time render aldığı için ayarlama yaparken aslında sen sanki şeyi görüyormuşsun gibi. Sonucu görüyormuşsun gibi. Şöyle bir de şurada çalışanın gözünden bir render alsak. Böyle bir render alsak diyeceğim de. Hep bir açıya gidiyorum ben de. Burada daha dolu. Neyse iki tane yeter bize şu anlık. Bir de Photoshop'una bakalım. Bir de Photoshop yaparsak. Photoshop'suz render tuzsuz yemeğe benzer. Canlı. O şu sorunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Canlı yayın muhabbetine. Tekrar yayın niye gözüküyor? Evet, şu biri açalım. İkiyi de açalım. Şimdi burada filter, camera şuradan bir tane beyaz seçtim. Beyaz dengesi için otomatik dedim. Şöyle bir kendisi otomatik bir ayarı yaptı. Bunun üzerine biz oynayacağız. Dokuyu arttırıyorum. Dokuyu arttırınca şuradaki şeylerin parkenin dokusuna dikkat edin. Daha net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Şunu biraz kıstığımda şöyle arttıralım. Böyle bir tık arttırabilirsiniz bunu. Şimdi şuradaki detaylar falan da daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey oldu. Şimdi netliği de arttıracağım. Şeydeki gölgelerin miktarı arttı. Şu köşelerdeki miktarlar arttı. Onu da eğriler kısmına geldim. Açık tonları kısacağım. Çünkü şuralarda patlamalar falan oluyor. Şöyle genel bir açıklığı kıstım. Sonra koyuluğu da açıyorum şöyle. Gölgeleri de açıyorum. Aslında açık alanları kıstım. Gölgeleri çoğalttım. Yani çoğalttım derken aydınlatmalarını arttırdım. Ortada bir yol bulmuş oldum. Şöyle yapalım. Şunun gözünü kapattığımda bu şekilde oluyor. Yani şu anda kontrastlığımız gitti. Kontrastlığı da şuradan birazcık arttırabiliriz belki. Şöyle bir şey alalım. Belki gölgeyi bir tık arttırabiliriz ya. Şöyle koyu. Şöyle bakalım. Şunun birazcık sarılığını arttırıyorum. Evet, şimdi oldu. Şöyle birazcık pozlamayı arttırsam dokuyu arttırmama gerek yok. Sıfır. Eğri. Açık tonlar. Evet. Finalde şöyle iki tane render'ımız oldu. Evet. Sorusu olan var mı? Evet. Bu yayınımız da bu kadardı. O zaman görüşmek üzere bir sonraki yayınlarda, videolarda vesaire. Kendinize iyi bakın.